İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi açıklaması, Jön Türklerin yargılanması ve Versay Antlaşması, Kıbrıs Savunma Bakanı, bizim görevimiz Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı unutmamak. Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti Rus ve Helen Yunan toplumlarına finans yardımında bulunacak. Avrupa Konseyi, tutuklu gazeteci sayısında Türkiye birinci. Suriye hükümeti konut dağıtım projesine başladı. Dikranagert'teki kazı çalışmalarına 8 milyon dram ayrıldı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi açıklaması. Cavak'ta etnik gruplar arasındaki kırılgan ve hassas ilişkileri bilemeyi ve Gürcistan'da yaşayan diğer halkları ulusal ve sivil meselelerden uzaklaştırmayı amaçlayan provokasyonlar ve entrikalar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum ülkede ahenkli bir atmosfer ve ülkenin normal kalkınma yaratılmasına yardımcı olmuyor. Bu gibi adımlar özel kuvvet merkezlerinin senaryoları tarafından geliştirilmektedir. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi benzer olaylardan derinden endişe duyuyor, yetkili ve ilgili makamlara uyanıklılık ve itidal çağrısında bulunuyor. Üçüncü kuvvetin kışkırtmasıyla Tiflis'te birkaç kez yasa dışı bir talep olan heykelin sökülmesi için gösteriler yapıldı. Talebin özü, sözde Azeriler öldüren katilin Azerbaycanlıların da yaşadığı bir ülkede heykele sahip olmaması. Bu, Ahalkalak bölgesindeki Boğaşen adlı Ermeni köyünde son günlerde açılan Kurtuluş Savaşçısı ve Ermeni halkının değerli bir evladı olan Mikhail Avakyan'ın büstü olayıdır. Azerbaycanlılar Mikhail Avakyan'ın Abhazya'daki Gürcülere karşı savaştığı kurgusuyla iftira atıyorlar. Fakat o ayrıca Azerbaycan'da Mareşal Bahramyan Birliği'nde Gürcülere karşı savaşamazdı. Çünkü o zamanlar kendisi çok açık olarak Gürcülerle hiçbir ilişkisi olmayan diğer alanlarda çarpışıyordu. Türk-Azeri işgalci genişlemeciliği ne Gürcistan'ın ne de Ermenilerin çıkarlarından kaynaklanmamaktadır. Sorun, çok uluslu Gürcistan toplumu arasında ayrılık ve düşmanlık yaratarak bir fayda sağlama amacında olan bazı sefil ve yıkıcı güçlerin var olduğudur. Bu, tüm Ermenilerin ülke çapında öfke ve kızgınlığına neden oldu. Çünkü talep sinsi ve yasa dışıydı. Heykelin yerleştirilmesi hiçbir zaman Azerbaycanlılara yönelik değil. Biz Ermeniler, her zaman komşularımızla normal komşuluk ilişkileri kurmak istemişizdir. Ancak mücadele adildir ve meşru haklarımızı ve uluslararası toplumca kabul edilen vatanımızı savunma eğilimindeyiz. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, tarih 12 Şubat 2019. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Jön Türklerin duruşması ve Versay Antlaşması'nı sunar. İttihat ve Terakki Komitesi'nin baş sorumlularının Almanya'ya kaçmasından sonra Türk liberal hükümeti ki Jön Türklerden sonra iktidara geçtiler, 16 Aralık 1918 tarihinde aldıkları bir kararla Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, ayrıca savaşa çekilmenin koşulları ile sorumluları yargılamak için bir komisyon kurdu. Şifreli telgraflar, devlet belgeleri komisyona sunuldu. Mahkemelerin çalışmalarının başlangıcı ve seyrini, ayrıca 100 yıl önce Versay Barış Konferansı'nın başlatılmasını süreç ve sonuçlarıyla ilgili aydınlatacağız. İlgili belgelerin benzersiz olduğunu ve daha önce sistematik olarak sunulmadığını belirtmekte fayda var. Belgenin tam sürümü web sitemizde Ermenice ve Fransızca olarak mevcuttur ve yakında İngilizce olarak da yayınlanacaktır. Kıbrıs Savunma Bakanı Savaş Angelidis, 12 Şubat tarihinde Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da Ermeni mevkidaşı David Tonoyan ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Angelidis hem Kıbrıs'ın hem de Ermenistan'ın Türkiye tarafından gerçekleştirilen olaylara maruz kaldığını vurguladı. Kıbrıs Savunma Bakanı yaptığı açıklamada biz soykırımı kınıyoruz ve Ermenilerin yaşadıklarını unutmamak borcumuzdur. Kıbrıs, Avrupa ülkeleri arasında 1982 yılında Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı tanıyan ilk devlettir. 2 Şubat 2015 tarihinde ise Kıbrıs parlamentosu soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasayı kabul ettiği ifadelerine yer verdi. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan ile bölgesel güvenlikle ilgili konuları konuştuklarını dile getiren Kıbrıs Savunma Bakanı, Akdeniz'in Kıbrıs bölgesinin istikrar ve barış bölgesine dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullanarak
Ermenistan'a Kıbrıs konusundaki tutumu için teşekkürlerini bildirdi. Artsakh Cumhuriyeti'nde bu yıl ilk kez ulusal ve dini azınlıklar için yaklaşık 5 milyon dramlık ayrı bir bütçe tahsis edildi. Bunu Artsakh Cumhuriyeti'nin Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı Lerni Kovanisyan dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada bildirerek özellikle Artsakh'ta kayıtlı olan Rus ve Helen Yunan topluluklarına yardım sağlanacağını söyledi. Bakan Lerni Kovanisyan konuyla ilgili bölüm zaten bu yılki programları hazırlıyor. Böylece çalışmaları daha da aktif hale getirebiliriz. Bu yıl Helen Yunan topluluğunun bir ofisi olmasına ve faaliyetlerde bulunabilmesine destek olacağız ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi basın özgürlüğü üzerine çalışan bazı uluslararası kuruluşlarla birlikte hazırladığı raporu bugün kamuoyuna açıkladı. Raporda Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke ifadesi yer aldı. Ayrıca Türkiye'de gazetecilere yönelik olağanüstü baskının 2018'de de sürdüğü vurgulandı. Konseyin raporuna göre 2018 sonu itibariyle Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde toplam 130 gazeteci cezaevinde. Bu gazetecilerden 110'u Türkiye'de. Olağanüstü halin ilanından bu yana 200'den fazla gazeteci yayınları nedeniyle gözaltına alındı ya da tutuklandı denilen raporda, gazeteci ve basın çalışanlarının tutuklanmasının özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda olmak üzere 2018 yılı boyunca devam ettiği belirtiliyor. Raporun Türkiye ile ilgili kısmında şu ifadeler de var. Olağanüstü halin 2018'in Temmuz ayında kaldırılmasına karşın Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke. İfade ve basın özgürlüğü konularında da dünyanın en geri ülkelerinden biri. Konseyin raporunda ayrıca Cumhuriyet Gazetesi Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak davalarına da değiniliyor. Raporda bu davaların Türkiye'de hukukun üstünlüğünün neredeyse tamamen çöktüğünü gösterdiği belirtiliyor. Suriye'de sivillere uygun fiyatlarla konut dağıtımı devlet programı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu programın savaştan önce de var olduğunu ve hükümetin konut sorununu en kısa sürede çözmek için projeyi yeniden başlatmış olduğunu hatırlatalım. Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ın emriyle genç ailelerin yeniden yerleşim programı ülkenin tüm bölgelerinde uygulanmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 60-80 metrekarelik dairelerden oluşan 5 katlı yeni binalar inşa edilecek. Suriye Şehircilik Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre konut için ilk ödeme yaklaşık 500 bin Suriye lirası, yaklaşık 1000 dolar, 25 yıllık ipotek sözleşmesinin aylık ödemesi 25 bin Suriye lirası, yaklaşık 50 doları geçmeyecek. Dikran Agert kazılarına ayrılan miktar 2019'da 8 milyon dramla arttı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı Lerni Kovanisyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada bazı çalışmalarına farklı bölümlerde devam edileceğini bildirdi. Bakan Kovanisyan, Karindak Mağarası'nda yapılan çalışmaları da değinerek geçen yıl orada ilginç buluntuların bulunduğunu ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğosyan tarafından seslendirilen Gılgılalen adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.